Vasco da Gama. Portekiz'de küçük bir balıkçı köyü. Yardımın için teşekkür ederim Vasco. Ne dersin, bir tur atalım mı? Evet. Buna binebiliriz, bu yaşlı Pedro'nun teknesi. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bu rüzgarda asla kıyıya dönemeyiz. Endişelenme Vasco, ben çok iyi dümen kullanırım. Ama rüzgar bizi açık denize doğru sürüklüyor, bakın. Haklı galiba, geri dönmeliyiz. Sizi korkaklar. Bu bir işe yaramayacak, rüzgara karşı yol alamayız. Volta vurmalıyız. Ne vurmalıyız? Bana bırak. Dikkat, dönüyoruz. Ağırlığı dengelemek için diğer tarafa geçin. Çabuk olun, yoksa devrileceğiz. Ne oldu Don Pedro? Haylazlar teknemi almışlar. Teknem neredeyse alabora olacaktı. Haylazlar mı? Benim oğlum. Hayır, onun bu işle ilgisi yok. Tekne de uyuyordu. Ama iyi ki Vasco orada. Çok iyi kullanıyor tekneyi. Vasco ileride çok iyi denizci olacak. Gerçekten çok yetenekli. Lisbon yakınlarındaki küçük balıkçı köyünde gördüğümüz bu genç adam çok yakında uzaklara, çok uzaklara gidecek. 15. yüzyılın sonu yaklaşıyor. Kristof Kolomb yakında Amerika yolculuğuna çıkacak. Tabii o zamanlar Hindistan'a gittiği sanılıyordu. Ama insanlar ondan önce de denizde ve karada gittikçe daha uzağa gidiyorlardı. Tıpkı Portekiz Kralı Jan'ın ajanı Pero de Covilha'nın Hindistan ve baharat yollarındaki yolculuğu gibi. Karabiber, zencefil, tarçın, kişniş, bütün bunlar o devirde çok az bulunan ve pahalı baharatlar. Pahalı mı? Neden peki? Köşedeki baharatçıda hepsi de çok ucuza satılıyor. Evet, bugün öyle doğru ama o zamanlar her şey çok daha zordu. Her limanda gümrük vergisi ve tüccarların payının ödenmesi gerekiyordu. Ve baharatlar nihayet Lisbon'a geldiğinde ise... Merhaba, karabiber ve küçük Hindistan cevizi istiyorum. Maalesef fiyatlar yine arttı. Malların buraya getirilmesi neredeyse bir servet tutuyor. Bir de üstüne vergi koyuyorlar. Böyle giderse yakında küçük esnafın sonu gelecek efendim. Ne kadar acaba? Bugün karabiber ağırlığınca altın ediyor. Küçük Hindistan cevizi ise ağırlığının yarısı kadar altın ediyor. Ne yaparsınız? Lüks vergisi işte. Ama baba, bu saçmalık. Evet, baharatlar çok yüksek fiyatlara satılıyor, haklısın. Peki biz gemilerimizle baharat almaya gidemez miyiz? Bu mümkün değil oğlum. Nerede olduklarını, onları nasıl temin edeceğimizi bilmiyoruz. Bazı denizciler Afrika'yı dolaşmamız gerektiğini düşünüyor ama kimse oraya gitmeye cesaret edemiyor. Korkunç deniz canavarlarının gemileri kaptığı söyleniyor. En uzağa Kaptan Gome gitti ve ancak Ekvator'u geçebildi. Ben daha 10 yaşındayım. Büyüdüğümde keşfedilecek hiçbir yer kalmayacak. Hayır oğlum. Daha Afrika'nın ucuna bile ulaşılmadı. Ekvator'dan sonrası tümüyle bir bilinmeyen. Kutup yıldızı gözden kayboluyor. Sahi mi? Gerçekten kayboluyor mu? Evet. Hiç kutup yıldızını duydun mu? Tabii baba. Pedro bana cezveler hakkındaki her şeyi anlattı. Cezveler mi? Şunu bana da anlat. Memnuniyetle baba. Dur sana göstereyim. Şu yıldızları görüyor musun? İşte o büyük ayı. Cezvenin sapındaki son iki yıldızın arasındaki mesafeyi 5 kat uzat. İşte o kutup yıldızı kuzeyi gösteriyor. Ve küçük cezvede küçük ayı. Kutup yıldızı sapının ucunda. Peki kutup yıldızının ekvatora yaklaşınca neden kaybolduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Dünya yuvarlak olduğu için güneye indiğimizde kutup yıldızı görünmez oluyor. Vasco gemici çırağı olacak ve sayısız sefere katılacaktı. Birkaç yıl sonra arkadaşlarından biri Bartolomeu Dias, Afrika'nın güneyine ilk ulaşan kişi olacaktı. Ve bulduğu fırtına burnu daha sonra Ümit Burnu adını alacaktı. Bugünkü adıyla Ümit Burnu. Vasco! Tebrik ederim, Hint Okyanusu'na ulaştın. Farkında mısın Bartolomeo? Şimdiye kadar kimse senin kadar uzağa gitmedi. Ama daha uzağa, çok daha uzağa gidebilirdim. Afrika'ya dolaşabilir, hatta belki Hindistan'a kadar gidebilirdim. Ama mürettebatım istemedi, adamlarım çok korkmuştu.
Vasco bu adam kim? Onu tanıyor musun? Evet, Cenevizli bir kaptan. Adı Christophe Colomb. Epey uzun bir zamandır kralımız canı Batı denizlerinden Hindistan'a gidebileceğine ikna etmeye çalışıyor. Batı denizlerinden mi? Ama bu çılgınlık. Afrika'nın etrafını dolaşarak Hindistan'a gitmek mümkünse benim projeme ne olacak peki? Olağanüstü. Bu tam da ihtiyacımız olan şey. Gelin dostlarım, şu haritaya bakın. Bu dünya hakkındaki tüm bilgilerimizi bir araya toplayan gizli bir belge. Berakovilha'nın Hindistan'dan bize ulaştırdığı bilgiler doğrultusunda şu an burada bulunan gökbilimcim Abraham Zakuto ve ben Samuel güncelleştirdik. Görüyorsunuz. Hindistan mı? Ama şimdiye kadar kimse gemiyle Hindistan'a kadar gidemedi. Kovilha Arabistan'a kadar deve sırtında yol aldı. Araplar buna izin verdiler mi? Sonunda kendi de bir Arap olup çıktı. Demek ben Afrika'nın çevresindeyken Hindistan'a Portekiz'den daha yakındım değil mi? Evet, hesaplarıma göre oraya bir aydan kısa bir sürede ulaşabilirdim. Maalesef mürettebatım istemedi. Peki bu ne? Orası kaptanlarımdan biri tarafından keşfedilen bir kara parçası. Bu çok büyük bir sır. Sakın kimseye bahsetmeyin. Yani burası Hindistan değil. Hayır, yeni bir yer. Burada ne altın ne de baharat var ama kor kırmızı ağaçlar var. Bu yeni topraklara Brezilya adını verdik. Peki Hindistan'a batıdan gidebileceğini düşünen şu Cenevizli gemicinin adı neydi? Christophe Colomb. Evet. Yanılıyor. Hindistan'a gitmek için Afrika'yı dolaşıp doğuya doğru gidilmeli. Hı-hı. Anladığım kadarıyla yolculuğunu finanse etmeyi kabul etmediniz majesteler. Ben bir tek size, Portekizli kaptanlarıma güveniyorum. Colomb'a gelince o şu anda İspanyolları ikna etmeye çalışıyor. 12 Ekim 1492, denizde geçen 36 günün ardından Colomb karaya çıktı. Hindistan'a geldiğini sanıyordu. Ama aslında yeni bir kıta keşfetmişti. Bu kıtaya ileride Amerika adı verilecekti. İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabel Papa 6. Alexander'a başvurdular. Papa Hazretleri, keşfedilen yeni topraklarda İspanyolların ve Katoliklerin çıkarları korunmalı. Siz de bir İspanyolsunuz. Beni anlıyor olmalısınız. Pekala yaz. Ben 6. Alexander, Christophe Colomb tarafından keşfedilen tüm toprakların İspanya'ya ait olduğunu ilan ediyorum. Tüm topraklar İspanya'ya ait olacak. Bu sizin için uygun mu? Ver. İşte ferman. Ve parşömen Portekiz kralına gelir. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Bakın, bu İspanyollar her şeyi istiyorlar. Gidip Ferdinand ve Isabel'le konuşacağım. Ne düşündüğümü söyleyeceğim. Ama bana diğer haritayı ver. Dinle Can, buna Papa karar verdi. Ayrıca bu gayet normal. İspanya çok büyük bir ülke. Bu yüzden büyük bir parça almalı. Portekiz ise küçük bir ülke. Bu yüzden... Ben sana katılmıyorum. Ayrıca gerekirse bizim de güçlü ve tam donanımlı bir filomuz var. Bunu sakın unutma. Peki o zaman sen ne istiyorsun? Sınırı çizgisinin buradan geçmesini istiyorum. Bunun sana ne kazandıracağını anlayamadım. Orada sudan başka bir şey yok ama her neyse, seni memnun etmeyi ben de çok isterim. Ve Portekiz, Tordesillas'ta imzalanan bu anlaşmayla İspanyolların henüz varlığından bile haberdar olmadıkları Brezilya'yı kazanmış oldu. Kararımı verdim. Vasco, sen Hindistan seferinin komutasını alacaksın. Paulo de Gama gemilerden birine komuta edecek. Sen Abraham, kaptanlarıma güney yarımküredeki yıldızları tanımayı öğreteceksin. Diaz, seni tecrübeni kullanarak tüm hazırlıkları denetlemekle görevlendiriyorum. En iyisi güney haçına göre yol almak. Manuel kuzenim, yakında kral olacaksın. Portekiz'in geleceğinin denizler ötesinde olduğunu asla unutma. Tuzlanmış et, bisküvi, mercimek, sardalya, erik kurusu, badem, soğan, hardal, şeker, bal... Her şey tamam. Tamam, işe alındım. Hem de erzak gemisinde icabına bakacağım. Bu iş oldu Bill. Merak etme. Çok güzel. Ben onlar için Afrika'da güzel bir karşılama töreni hazırlayacağım. İspanyollar iyi para veriyor. Al bu senin. Kilise vatanımızın onuru için bu tehlikeli sefere çıkanlara ebedi kurtuluş vaat ediyor. Dümenci, istikamet güney. Sonca kalabanda.
Kıyıya yakın seyredersen yol daha kısa ve daha emin. Ama rüzgarlar düzensiz ve akıntılar seni yavaşlatır. Kıyıdan gitmeyeceğim. Ben daha çok buradan, uygun rüzgarları izleyerek güneye doğru gideceğim. Denizin ortasında karadan millerce uzakta olacağız. Bu çok tehlikeli. Ama sanırım haklısın. Tanrı yardımcın olsun. Ve bu arada... Kutup yıldızı. Ne dediniz kaptan? Buraya gel evlat. Bu kutup yıldızı. Kuzeyi gösterir. Yakında gözden kaybolacak çünkü ekvatora yaklaşıyoruz. Peki o zaman gemiyi nasıl yöneteceksiniz kaptan? Görürsün. Senin adın ne evlat? Miguelito. İleride büyük bir denizci olmak istiyorum. Dümenci, istikamet güney, güney batı. Güney, güney batı mı dediniz kaptan? Ama o zaman Afrika'dan uzaklaşacağız. Çok doğru, istikamet güney, güney batı. Sancak alabanda! Hiç anlamadım bunu. Afrika solda olduğu halde neden sağa dönüyorlar? Sağa dönmüyor, sancak tarafına dönüyor. Denizde sağ tarafa sancak, sol tarafa iskele denir. Peki ama yine de neden Afrika iskele tarafındayken o sancağa dönüyor? Bu cesurca fakat Portekizli denizcilerin gözlemlerine dayanılarak verilmiş bir karar. Vasco kıyıdaki ters rüzgar ve akıntılardan kaçınmak için açık denizi seçiyor. 10 haftadır okyanusun ortasındayız. Kaptan bizi ölüme götürüyor. Evet, geri dönmeliyiz. Evet, gemiyi ele geçirebiliriz. Evet, evet. Gördün mü? Öğle güneşi aşağıda, ufuk çizgisinde, oğlak dönencesine geçtik. İşte buradayız. O halde iskele tarafına dönüp doğuya gidelim. Çok doğru Miguelito. Hadi o zaman emri ilet. Kim? Ben mi? İskele alabanda, istikamet doğu. Miguelito, şimdi de emir vermeye mi başladın emirleri yoksa? Emirleri ben verdim. Ve iskele alabanda, istikamet doğu diyorum. Tabii emredersiniz kaptan. Ve Afrika'nın diğer yanında... Söylesene, Mombasa'ya daha çok var mı? 3-4 hafta ama acelemiz yok. Tam 3 aydır denizdeyiz. Hala hiçbir şey olmadı. Delilik bu. Sonunda hepimizi öldürecek. Evet, başlıyor muyuz? Vay canına, şuna bakın. Yosunlar, karaya yaklaştık. Derinliği ölçün. Ölçüyorum. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10... 10, hayır 9, 8, 7, 6, derinlik. Bu eşi benzeri olmayan olağanüstü bir başarıydı. Yıldızlardan başka hiçbir şey görmeden denizin ortasında geçirilen tam 3 ay. Ve Vasco da Gama hemen hemen tam istediği yerden Ümit Burnu yakınlarından karaya ayak bastı. Bu bir coşku seline neden oldu. Yaşasın! Başaramadım. Ama ben daha son sözümü söylemedim. Yırtılan yelkenleri tamir etmek ve erzak almak için birkaç gün burada kalacağız iş başına. Hadi yaklaş. Gel. Hadi.
Evine gitmek istiyor. Onu geldiği yere götür. Çok cana yakınlar. Bizden çok da farklı değiller. Onlarla anlaşabileceğimize çok memnun oldum. Hey, bekle biraz. Dinle ufaklık. Portekizliler kötü, çok kötü insanlar. Kolyelerini, bileziklerini çalmak istiyorlar. Onlara mızraklarınızla saldırmalısınız, anladın mı? Aa, evet. Bir şeyim yok, iyiyim. Ufak bir sıyrık o kadar ama anlamıyorum. Çok iyi niyetliymiş gibi görünüyorlardı. Her neyse, ne yapalım, yeterince erzak aldık. Artık yola çıkabiliriz. İstikamet güney. Bak, bundan 10 yıl kadar önce Bartolomeo Diaz burada durmuştu. Peki ondan sonra kimse daha uzağa gidemedi mi? Hayır, kimse gidemedi. La 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 la. Oh, kaptan, kaptan, çabuk gelin. Oo, şansa bak. Biraz daha derin olsaydı her şeyi kaybedecektik. Hayır, onu burada bırakamayız. Yakın onu. Olamaz. Yine başaramadım. Portekizli Hristiyanların gemileri ne zaman gelecek? Çok değerli kumaşlar, paha biçilmez eşyalar ve altın taşıyorlar. Söylediklerimi yaparsanız... Yarın sabah karaya çıkacağız. Dikkat! Herkes silah başına, korsanlar! Demir alın. Birkaç gün önce bir İspanyolun geldiğini ve bir sürü aydut toplayıp bize saldırmaları için onlara para verdiğini söylüyor. Alçaklar, kuzeydeki en yakın şehrin hangisi olduğunu bilmek istiyorum, ona sorun. Malindi, 30 fersah uzaklıkta. Pekala, gidelim. Bak, topları var. Mağriplerin topları yoktu, bunlar Hintli. Evet. Bunlar Hristiyan Hintliler olabilir. Topları ateşleyin. Ateş! Evet Hintliler, hedefimize iyice yaklaştık. Ama bize bu bölgeyi bilen bir rehber gerek. Şuna bakın, ne kadar süslü. Şşt, sus Paolo, bu ülkenin kralı olmalı. Git tercümanımız Ahmet'i çağır. Size hoş geldiniz diyor. Sizi ve bütün adamlarınızı onuruna düzenlenen eğlenceye davet ediyor. Sorar mısın, bize Hindistan yolunda rehberlik edebilecek bir kılavuz bulabilir mi? Oh. Ahmet, ne oldu? Kılavuzum nerede? Eğlence sona erince. Kılavuz geliyor mu? Birazdan. Ahmet, hey Ahmet! Yeter artık, beni izleyin. Hayır, hayır. Oh.
Sultan danışmanını arıyor. Ufak tefek şişman sakallı bir adam gördün mü? Git sultana söyle, iyi bir kılavuz karşılığında danışmanını ona geri veririm. Sultan sana Hint denizini en iyi bilen kılavuzunu gönderdi. Tüm akıntıları, kayalıkları, sığlıkları biliyor. İsmi İbni Macit. Pekala, o halde danışmanını geri gönderebiliriz. Sen nereye gidiyorsun Ahmet? Eğlence daha bitmedi kaptan. Senin için bitti Ahmet. Bir saat içinde yola çıkıyoruz. Paolo, şu adamı karaya götür ve adamları topla. Elini çabuk tut. Şimdi bakalım şu kılavuz söylendiği kadar bilgili miymiş? İşte haritam, bana yolu göstersin. Dinliyorum. Alola hala dudara baba hala. İstikamet kuzeydoğu hadi, diyor. Hadi bakalım evlat. İstikamet kuzeydoğu. Bir şey unutmadın mı? Evet tabii. Demir alın, istikamet kuzeydoğu. Tam önünüzde mercan adaları ve sığlıklar var. Kuzeyden dolaşmalıyız. Kutup yıldızı tekrar görünmeye başladı çünkü kuzey yarım küreye geldik. Kalikut, Zamuren'e geldiğimizi haber vermeliyiz. Zamuren de ne? O bu ülkenin hükümdarı. Törenlerden çok hoşlanır. O da mı? İnanılmaz. Şuna bak. Daha önce hiç bu kadar çok baharatı bir arada görmedim. Karabiber, zencefil, tarçın ve değerli taşlar, elmaslar, zümrütler, yakut bile var. Amacın ne? Kral amacının ne olduğunu bilmek elbette istiyor. Elbette anlıyorum. Krala benim Portekiz kralı Manuel'in temsilcisi olduğumu ve onunla ticari ve dostane ilişkiler kurmayı samimiyetle arzuladığımı söyle. Selamün aleyküm. Zamaron ülkesine hoş geldin. Zamaron ülkesine hoş geldiğini bilmeni istiyor. Kralın Manuel'i arkadaşı olarak görüyor ve ona elçilerini gönderecek. Kalikut, Hindistan. Marco Polo 2 asır önce Asya'yı geçtikten sonra burada durmuştu. Ve ondan 1 asır sonra bu sefer Zenke'nin büyük yelkenlileri burada mola verdi. Ve işte Vasco de Gama. Onun sayesinde Hindistan yolu artık açık. Şimdi doğunun hazineleri yağacak. Ticaret ve uygarlık yolları yer değiştirecek. Dönüş yolculuğu zor geçecekti. Çok zor. Ve birçok adam bu yolda hayatını kaybedecekti. Evet, bu gerçekten çok büyük bir zaferdi. Çok önemli bir başarıydı. 12 bin kilometre, Kolomb'un kat ettiğinden 3 kat fazla. Her yönden rüzgarlara ve ters akıntılara rağmen. Tam buraya küçük bir Portekiz bayrağı koyabilirdin, öyle değil mi? Biliyor musun, bence batıdan bir tur atarak da buradan buraya gidebiliriz. Ama öyleyse sana göre... Evet, dünya turu yapabiliriz. Genç adam, bu gerçekten esaslı bir fikir. Adın ne senin? İsmim sizin için bir şey ifade etmeyecek. Benim adım Magellan. Fernando de Magellan. We'll be right back.